çalışmak, yarınlara el feneri görevi görecek bazı fikirler ortaya koymak için yapılan toplantılar olarak değerlendirir. İşte gerçekten özünde siyasetçilik olan, yaptığı görevi bürokratik bir görev değil, bir seçilmiş siyasetçi hüviyetiyle halktan aldığı yetkiyi halk adına, halka adına kullanan bir siyasetçinin özellikle hangi makamda olursa olsun bugün bu toplantıda yer alması gerekmektedir. İl Danışma Kurulu gibi önemli bir toplantıya iştirak etmeyen, hangi seviyede olursa olsun, bir siyasetçi benim gözümde eksik, yanlış siyasetçidir. Sayın İl Başkanı çok detaylı bir konuşma yaptı. Çok önemli konulara değindi. Özellikle seçim sürecine ilişkin söyledikleri ve bundan sonra yol haritamız olacak nitelikteki tespitlerine katılmamak mümkün değil. Önemli bir süreç yaşadık. 31 Mart seçimleri Türkiye tarihinin bugüne kadar olan gelmiş geçmiş bütün seçimlerinden çok daha farklı bir nitelikte, konsepte ve sonuçları itibariyle de Türkiye siyasetine yansımaları çok farklı olacak bir seçimdi. Ben bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldum. Benimle birlikte bölgemde Türkiye genelinde işbirliği yaptığımız diğer siyasi partilerle işbirliği yapmadığımız için 13 ilçemizde de adaylarımızı belirledik. Ve bu mücadeleye başladık. Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi hiçbir başarının kolay olmadığı gibi bu başarı da kolay olmadı. Elbette ki en sade üyeden bütün aday arkadaşlarıma kadar, en sade örgütlerde seçilmiş yöneticilerimizden il başkanımıza kadar samimi olarak